Alkış alkış. Elde ettim bir kare. Ama bu karenin merkezini bulmam lazım. Diğer tarafından da katlıyorum. Örnek olarak bir gösterebilir miyiz abi? Bilimsel gelişmelerin hangi aşamaya ulaştığını, bu bilimin farkındalık oluşturma açısından topluma, öğrenciler başta olmak üzere, onlar farkındalık oluşturmak, bilimle teknoloji arasındaki geçişkenliğin farkına varmak, öğrencilerimize ve yetişkinlerimize duyurmak için düzenlenen bir şenliktir. Biz bu şenliği Kazısmanpaşa Üniversitesi ile birlikte işbirliği içerisinde, Tokat Belediyesi ile işbirliği içerisinde yapıyoruz. 33 atölyemiz oluştu. Üniversite hocalarımız çok büyük destek verdiler. Uzun bir hazırlık sürecinden, 6 ayı aşan bir hazırlık sürecinden sonra bugün bu şenliğimizi milletimizin bahçesinde yapıyoruz. Şenliğimizi 6000 öğrenci ve bir o kadar da yetişkinin ziyaret etmesi planlaması yapıldı. Bugün öğrencilerimizle başladık. Öğrencilerimiz ilçelerden, köylerden, okullardan buraya taşınacak, atölye çalışmalarına birebir katılacaklar. Türkiye 100 yılı mağara modelimizi bildiğiniz gibi bu sene devreye soktuk. Modelimiz uygulanmaya başladı. 3 haftadır okullarımızda 1. 5. 9. sınıflarda uygulanıyor. Bu bilim şenliği, 4007 bilim şenliği mağara modelimizin ruhuna uygun bir şenliktir. Çünkü mağara modelimiz beceri temeli bir eğitimi esas almaktadır. Çocuklarımıza, gençlerimize özgüven aşılamak, onların ileride yapabilecekleri bilimsel çalışmalarda kendilerine hazır hale getirmeleri için bu şenliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teknolojik ürünler gerçekten çok güzel. Özellikle de genç yaştaki öğrenciler için, küçük yaştaki öğrenciler için teknolojik ürünler mükemmel derecede. Ben seramiği çok beğendim. Bence bayağı güzel bir etkinlik olmuş çocuklar için. Ben yani beğendim açıkçası. Açıkçası güzeldi. Drone'un kamerasının herkesin görmesini çok sevdim. İlginç geldi bana.